Peki Kırmızı Çizgi sizin NTV Spor'daki programınız. Hani o program yani bayağı kişi izliyor sizin programlarınızı. YouTube'da da çok izleyen var. Hatta bir Sinema 2 diye bir kanal var. Ha, şahane kanal o ya. Çok teşekkür ediyorum oradaki arkadaşı. Tanımıyorum. Şurada. Ya bu İstanbul'un bu ne kadar çok çakarlı arabası var kardeşim. Herkes mi polis? Herkes mi devlet görevlisi? Onu ben de herkes anlamıyorum. Herkes mi? Şey kamyonet geçti ya. Dırırt diye kamyon. Ya böyle polis envanterinde kamyonet falan yok ki abi ya. Hadi bizi mi yiyorsunuz baba ya? Ya bir de bir şey söyleyeyim. Biz de alalım şurada Karaköy'de 100 lira ya. Ha, ben konuştum. Bizim okuldan mezunmuş o da. Öyle mi? Hatta sizin dersini almak istiyormuş. Öyle mi? Yani mezun ya, olmuş. Çok beğeniyorum ben onu. Çok teşekkür aynen, ediyorum. Ben hatta sizin kanal sanmıştım. Yani sizin yok yapıyorsun. Ben hiç tanımıyorum. Ben YouTube'dan bayağı videoyu zor açıyorum yani. Teknoloji bilgim o derece. Bayağı şey. Yani videoyu zor açıyorum ben. Ya, o kadar. Ha. Teknoloji bilgim sıfıra yakın. Dolayısıyla Sinema 2 diye bir kanal kuran arkadaşımızı biliyorum, onu tanıyorum. Yani teşekkür ediyorum buradan, sağ olsunlar. Tanımıyorum onları. Dolayısıyla hani sen mi idare ediyorsun diye sorular geliyor. Ben YouTube'dan videoyu zor açıyorum abi yani. Sizlerle kazanıyorum. Vole diye bir uygulama var. Orada bir hesabım var. Onu bile ben kullanamıyorum yani. Bir arkadaşlara yazıyorum. Onlar kullanıyor. Onlar ilgileniyor. Yani Instagram dışında bir şey kullanamıyorum. Onu söyleyeyim. O kadar söyleyeyim. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. O Sinema 2'den de arkadaşla konuşmuştum. Onun da soruları var. Onu da soracağım öyle size. Mi? Tabii onda da görüştüm. Sizin bu hani Kırmızı Çizgi programı nasıl karar verdiniz? Nasıl yani nasıl ortaya çıktı program? Fuat Akta aradı bir gün. Dedi ki sen bir program, daha doğrusu orada Kerem var. Kerem oranın şefi yani hem yapım koordinatörü, yani post prodüksiyon müdürü. Kerem benim sınıf arkadaşım okuldan. Evet. Dedi ki ya yaz dönemiydi. İşte daha böyle sezon yeni başlamıştı. Dedi ya bir programa konuk gelir misin filan. O zaman da bayağı bir NTV Spor'un tensikat dönemiydi. İnsanların işten ayrıldığı dönemde filan. Dedim gelirim, gittim. Bir programa katıldık. Sonra bir daha çağırdılar. Bir daha katıldık filan. Sonra bir daha çağırdılar aynı güne yani. İki çarşamba, üçüncü çarşamba. Dedim Kerem ne oluyor, bir şey mi oluyor bana dedim. Ben burada mı çalışmaya başladım? Ne oluyor dedim yani. Dedi abi dedi, sen dedi bir gel dedi. Gel bir konuşalım. Dedim gideyim. Gittik. Dedi ki ya biz bir program düşünüyoruz. Ya, güzel. İşte seni de içinde düşünüyoruz. Tamam. Ama dedi işte biraz böyle bir deneyelim. İstedik. O yüzden seni de hani şey çağırdık. Şimdi ama dedi işte bir program yapacağız. Yapar mısın? Çıktık. O gün de işte gene konuk olarak çıktık. Sonra akşamına Fuat Akta geldi. Dedi ki abi sen işte o gün ben, Mehmet, Gökmen abi vardı. Gökmen Özdenak ve Erbatur. Fuat yayın çıkışına geldi. Dedi ki abi biz bunu, Gökmen abiye söylüyor tabii. Biz bunu devamlı yapmak istiyoruz, ne dersiniz filan. Gökmen abi de, ben de, Mehmet de kabul ettik. Bir iki hafta öyle devam ettik. Sonra Gökmen abi o dönem Star'da Telegol vardı. Evet. Yani onunla da bir taraftan oradan da teklif vardı Gökmen abi. O devam etti. Yani şeye devam etti. Kendi programına devam etti. Sonra biz üçümüz kaldık. Yoksa Gökmen Özdenak, ben, Mehmet Ayan, Erbatur Arganekon olacaktık. Neden ben sana soru soramayacağım ya? Uzak olacak şey değil biraz. Ya ben soru soracağım. Yazacağım, edeceğim. Herkes bilgilenecek, edecek. Ben oraya Bostan Korkulu diye mi geldim yani? Ama Gökmen abi Telegol'e gidince biz ikimiz kaldık. Mehmet, ben, Erbatur kaldık. Fuat Aktan televizyon matematiğidir bu. İşte başında ağrıttık biraz. Zaman zaman ama öyle baştan demiş yani çok biraz tepki alacağız ama çok da izleneceğiz filan demiş. Çok da eğlenecekler milletten. Ya biz rahatız orada. Şimdi şöyle rahatız İbrahim yani. Diyorum ya bak artık bir yeri korumak güç gücü olmayınca rahat oluyorsun yani. Hı hı. Siz de o rahat. Senin bir bağlantın yok. Hı. Ya buradan hani NTV'su en fazla ne olur ya yani? Ne olabilir? Kaldırdık programı derler. O bileceği, televizyonun bileceği iş yani. Ha, televizyonun kurumsal yapısına aykırı, ahlaka mugayir. Televizyonculukla ilgili temel prensiplere aykırı bir şey yapmadığın sürece rahat olduğun zaman insanlar o samimiyeti hissediyorlar. Yani televizyoncu olacak arkadaşlara bilhassa tek bir önerim var. O zaman size de söylemiştim. Samimi olun. Yani hata da yapsanız samimi olun. İnsanlar onu anlayacaktır yani. Kastım mı hemen belli ediyor bu ekran. Evet. Hemen bu ekran belli ediyor. Ya bu adam o adam değil diyor herkes yani. O samimiyeti verdik herhalde biz de öyle oldu yani. Peki program öncesinde bir hazırlığınız oluyor mu? Yoksa doğaçlama? 10-15 dakika önce görüşürüz. Kahve içiyoruz. Gündemi sormuyoruz bile. Yani en fazla ben işte hafta içinde bir şey yapıp buna mutlaka konuşalım falan diye öyle mesajlaşıyoruz. Ama hani öncesinde ben hayatımda hiçbir programdan önce şey yapmadım.
Çok program yaptım. Hiçbirisinde yapmadım böyle bir şey. Yani hep doğaçlama girdim. Özellikle de yani önden bir bilgi aldığın zaman ona göre kasabilirsin, ona göre o konuşmayı samimi olamayabilirsin, ona göre hazırlanırsın, o hazırlığının aksine bir cümle kurarsın, moralin bozulur filan. Ama o yüzden hiç yapmadım onu ben. Yani genelde 15-20 dakika önce giderim. Çekimin olduğu yere, ondan sonra öyle girerim yani. Peki yani program sırasında yani Mehmet Aşk... Sana da sormadım değil mi? Soruları falan sormadım yani. Yok hocam, sormadınız. Doğruyu söyle. Yok vallahi doğru sormadı yani.